Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda turnuvalarla satranç serimize devam edeceğiz. Zürih 1953 turnuvasının ikinci turunda kalmıştık. Reshevsky Tigran Petrosyan maçındayız. Reshevsky biliyorsunuz Amerika'nın o zamanki yeni dahi çocuğu. Maç Reshevsky'nin D4 hamlesiyle başlıyor ve Petrosyan at F6 ile devam ediyor. Bakalım hangi açılış gelecek. E6, at C3 ve fil B4 ile birlikte açılışımız Dingzhou-Hind savunması. Bu turnuvada çoğu oyuncu burada E3 hamlesini tercih etti. Turnuva için moda olmuş bir hamle diyebiliriz. Küçük rok, fil D3 ve şimdi D5. At F3. Teorik varyant devam ediyor. C5. Merkeze D4'e bir baskı. Küçük rok. At C6. Taş gelişimi de siyahlar için önemli bu açılışta. Ve A3. Şimdi fili ne yapacağı ile ilgili bir karar vermesi lazım. Tabii ki bu fil atı almaya ve burada bir duble piyon yaratmaya gelmişti. Fil alır C3. B alır C3. Ve B6. Şimdi bu pozisyona ilk baktığımız zaman benim için ilk kritik pozisyon bu diyebiliriz. Siyahların durumu biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Çünkü taşlarının alanı daha az. Özellikle fil çiftini de beyazlara kaptırması, yani gönüllü olarak veriyor gerçi ama fil çiftinin beyazlarda olması ve özellikle C6 atının çok fazla etkinliğinin olmaması bu pozisyonda biraz daha beyazların alan üstünlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Ama burada oyuncuların da kendi kişisel tarzlarını dikkate almamız lazım. Mesela Petrosyan için böyle pozisyonlar daha rahat oynadığı pozisyonlar. Açık pozisyonlarda belki kendini daha rahat hissetmiyor. O yüzden o şekilde değerlendirdiğimizde B6 hamlesi yani merkezde herhangi bir kırışa gitmemesi Petrosyan tarzına daha uygun. O sebeple herhangi bir piyon alışverişine Petrosyan gitmedi. Peki bunu kim yapıyor? Reshevsky. Çünkü o da daha açık oyunları seviyor. C alır D4. D5. Özür dilerim. E alır D5. Ve şimdi ilginç bir hamle. Fil B2. Zaten kapalı olan çapraza filini geldi. Şimdi biz maçlarda ne yapmaya çalışırız? Kendi pozisyonumuzu her zaman geliştirmeye çalışırız. Taşlarımızın pozisyonunu geliştirmeye çalışırız ve bunu doğru planı bularak yapmaya çalışırız. Sonra da hamlelerle bunları tahtaya dökeriz. Ve bunu oyunun her bölümünde yaparız. Şimdi bazı pozisyonlarda daha farklı fikirler daha etkili olabilir. Mesela burada belki bir A3 deneseydi, A3, fil A3 için A4 deneseydi, sonra da filini A3'ten geliştirseydi belki daha iyi bir fikir olabilirdi onun için ama bizim iyi olabilecek planlarımızı da etkileyen taktikler var. Rakibin yapabileceği taktikler bizim buradaki en iyi şekilde taşımızı geliştirebileceğimiz hani planı bulsak bile bizim planımızı bozabilir. Mesela A4'lü planı denemiş olsaydı C alır D4 hamlesi şimdi gelecekti Petrosyan'dan. Çünkü eğer C alır D4 yaparsak bu sefer at B4'e gelip fil çiftinden kurtulmaya çalışabilecekti. Eğer E alır D4 yaparsa da C3'te geri kalmış piyon olacak. Direkt at E4 hamlesi gelecekti mesela. Bu şekilde. Ya da C ile alacaktık. Söylediğim gibi at B4 hamlesi gelecekti. Taşları oynamaya başlayacaktı. Bu çaprazı fil terk ettiği zaman diğer fil de A6'ya gelecekti belki de. Böylece siyahların oyunu rahatlayacaktı. Biz fil A3 oynamak isterken rakibimize de fırsat vermiş oluruz. Reshevsky o yüzden bu pozisyonda A4 ya da mesela D çarpı C5 planı da var. D çarpı C5 de yapabilir. B çarpı C5'e C4 sürüp
rakibin merkezini tamamen bozmaya yönelik bir girişimde bulunabilir. Ama bu sefer de mesela kale B8 girecek. Doğal olarak ne olmuş oldu? Biz şimdi artık fili B2'ye de geçti. Yani bu tip zorluklar karşımıza çıkabilir. O yüzden Reşevski bu pozisyonda ne A4'ü ne de D6 C5'i uygulamıyor. Fil B2'yi tercih ediyor. Yani sebebi bu. Normalde ilginç gözüken bir an. Çünkü piyonlar tarafından kapatılmış bir çapraz sen filmi geliyorsun. Ama işte zorunluluklar var. Bu sebeple bu fili iyice burada kapatmak için Petrosyan hemen C4 sürüyor. Şimdi o da tabii ki kanat piyonuyla merkez piyonu değişmek istiyordu ama şimdi faydalı gördü C4'ü ve oynadı. Fil C2. Fil G4. Açmaza aldı atı ve kendisi için iyi bir gelişme hamlesi. Burada vezir E1. Biz bu atı burada normalde bırakmayı sevmeyiz. Çünkü rok pozisyonu sıkıntıya girebilir. Ama bu fil değiştikten sonra burada çok fazla yararlanabileceği taş da kalmamış oluyor. Birincisi Petrosyan. İkincisi eğer değişim gerçekleşirse E4 sürüşü daha kolay, daha hızlı gerçekleşiyor. Şu anda hazır. Direkt E4'ü oynayabilecek durumda oluyor. O sebeple burada Petrosyan yani çoğumuzun standart gibi gidip yapacağı fil alır F3 hamlesi yerine başka bir tercihte bulundu. Vezir E1'e. Atı E4. Yani alabilirdi tabii ki. Ama tercih etmedi burada. Şöyle bir varyant mesela verebilirim sizlere. Aldığını varsayalım. Ve at H5. Şimdi vezir G5 falan istiyor diyelim. Şimdi E4 geldiği zaman hatta at F4 ile vezir G5 sonrasında mat istediğim varsayalım. Şah H1. Vezir H4. Artık buralara geldi. Vezir G5'e boş boşuna gelmesin gerekiyor. Kale G1 gelecekti. Fil C1 atı kaldırmak istiyor oradan. At D3'e yerleşebilir tabii ki. Fil alır D3. Piyon alır D3. Vezir E3. Siyahların merkezdeki zaten pamuk ipliğine bağlı olan durumu giderek zorlaşıyor farkındaysanız. DE FE Kale E8 olabilir ve F3. Şu beyazların merkezinde bir göz atın isterseniz. Gayet güzel. Ve onu parçalamaya çalışsa da geçer piyon olmasına izin verecek. Yani bütün taşlarını geliştirdi. Tamam. Ama sorun var burada. Ha, beyazlar hemen hızlıca gidip işte mesela D3'ü alabilir mi? Hayır, şu anda açmaz vaziyeti var. Yani aktif bir taş oyunu var ama beyazlar için bu çok böyle kötü bir pozisyon değil. Şöyle şu pozisyonu biraz da inceleyelim. Hani G alır F fiilden sonra at H5 dedik. Şimdi belki de şöyle oynayabilirdi beyazlar. Önce F4 sonra F3 yaparak da bir şeyler deneyebilirdi. F4 sonra F3 sonra vezir F2. Sonra kale AE1. Sonra fil C1 gibi bir planla gidip daha sağlam bir şekilde de taşlarını yerleştirebilir. Yani illa hemen E4 yapmak zorunda değil. E4'ü sonraya da bırakabilir. Az öncekinde birazcık siyahların nasıl söyleyelim aktif bir taş oyunu oldu. Doğru. Ama yine de merkezde beyazlar çok açık bir şekilde üstünlüğe sahipti. Bu sefer o şansı da vermeden yapabilir. Ve Petrosyan bunların hepsini görüyor zaten. O yüzden fil G4 vezir E1'den sonra gidip atı hemen almamış ve atı E4 tercih etmiş. At D2 E4'teki atla hemen kapışmak istiyor. Onu oradan kaldırmak istiyor. At alır D2, vezir alır D2. Fil H5. Neden? Çünkü E4'ün artık oynanacağı belli. Yani bu oyunu açmak için beyazlar E4 oynamak zorundalar. Fil G6'ya gelerek oradan E4'ü biraz etkisini kaybetmesini istiyor. C2'deki file karşı bir rakip çıkartmak istiyor.
F3, G6, yer filleri değişelim. E4. Tabii ki fil çiftine hemen değişerek bu avantajdan vazgeçmek istemiyor doğal olarak. Vezir D7, kaleleri birbirine bağladı. Kale AE1, E ve F piyonları acaba ilerleyecekler mi? Kaleler bu hatlarda başarılı olabilecekler mi? Bakalım. D alır E4, F alır E4 ve kale E8. Şimdi burada A4 hamlesine bir tuzak olarak kale E8'i aslında hazırlamış. Çünkü mesela A4 fil A3 yine deneyebilir ya. Eğer A4 oynarsa at E5 var. Çok ilginç bir hamle. Şimdi açmaz da piyon. O yüzden ata dokunamıyor. Biz planımıza devam edersek fil A3 şeklinde at D3'e girecek. Piyon kaybediyoruz gibi gözüküyor. Ama buradaki piyonu aldıktan sonra A4'teki piyonu vermiş oluyoruz. Böylece rakibin D'deki geçer piyonuna karşı bizim de artık A'da bir geçer piyonumuz olmuş oluyor. Ve E4 piyonu da sürülmesi şimdilik kolay değil. Çünkü vezirin oradan uzaklaşması lazım. Açmaz var çünkü E piyonun üzerinde de. Böyle bir pozisyon gerçekleşebilirdi. A4'lü plan uygulansaydı. O yüzden Reshevski vezir F4'ü tercih etmiş. B6 B5. Vezir kanadındaki 3'e 2'lik üstünlüğünü kullanmak istiyor tabii ki doğal olarak ve A4'ten fil A3 planında engellemek istiyor. A4'ü engellemek istiyor elinden geldiğince. Fil D1 file daha etkili olabileceği bir kareye gitmek istiyor. G4'e. Neden böyle yapıyor? Filleri değişmek istemiyor. Çünkü kendi filini pozisyonunu geliştirerek devam etmek ona daha uygun gelmiş. Kale E7. Fil G4. Bakın C2'de çok fazla iş yapmayan fili daha uygun bir yere getirdi. Vezir E8. Böylece vezirini güvenlik altına aldı. Zaten yapmak zorundaydı bu hamleyi. E5. Piyon baskı altındaydı, onu sürerek kurtardı. Ve şimdi A5. Merkezdeki oyuna karşı kanatta mutlaka bir karşı oyun elde edilmesi lazım. Bu kuralı uyguluyor Petrosyan, zaten dünya şampiyonu oyuncu. Kale E3. Kale AD8. Merkezdeki bu piyon ilerleyişine bir dur demek için. Kale Fe1. Tehdit E6 ve buralar paramparça olabilir artık. Her an gelebilir. Aynı zamanda çok daha tehlikeli bence H4, H5 ve bunu bir de kale G3 ile bağlamak beyazlar için bu da rüya plan olabilirdi. Peki burada acaba Petrosyan ne oynadı? Kale E6. Bizim E6 sürüşümüzü kesti. Ve H4, H5'i de bir şekilde kesmiş oldu. Şimdi burada Petrosyan'ın kalite fedaları zaten çok ünlüdür ve tam da öyle bir feda veriyor. Sen şimdi fille kaleyi alabilirsin, kalitonda kalabilirsin ama pozisyonel olarak o daha üstün kalacağını düşünüyor. Çünkü beyaz filden kurtulduktan sonra birincisi kendi file şu güzel D3 karesine yerleşebilir. Atı da gayet güzel bir şekilde dolaşabiliyor. E7'den D5'e. Ve o da çok güzel bir taş haline gelecek bu şekilde. Rakibin ise fili kötü bir fil. Çünkü bütün piyonları kendi renginde. Biz beyazlarda eğer piyonları durdurabilirsek, beyaz kareleri tutabilirsek, beyazın piyonları da siyah karelerde kalacak. Böylece B2'deki fil yani hemen hemen oyun dışında kalacak. Bu şekilde kalite geride olsak bile savaşma şansımız devam edecek. Aynı zamanda H4, H5, kale G3 fikrini de engellemiş oldu. Nasıl engelledi? Şimdi eğer kaleyi almazsanız, örnek veriyorum, H4 gibi bir şeyi şimdiden
yaparsanız fil belki hemen D3'e gidecek. Ve kale belki şah kanadı G6 ya da H6 karesine gelecek. Böylece etkinliği sınırlamış olacak. Yani bu da onun için bir seçenek siyahlar için. Ve atına da güzel bir ayrıca manevra alanı açmış oldu. Yani bu kaleye 6 hamlesi gerçekten çok üst düzey bir hamle. Peki burada ne yaptı Reşevski? A4'te devam etti. Merkezde şimdilik bir şey elde edemediğini gördü ve hemen A4'te devam etti. Burada ilginç bir hamle de D5 olabilirdi. D5 de denenebilir. Ya da şöyle yapalım. A4'e B4 gelirse mesela D5 çok etkili olabilir. Buna yani neden etkili? Çünkü kale D5 alsanız da şimdi fil değişimi geldikten sonra kaliteyi aldıktan sonra vezir bir anda C4'e gidebilir. Çünkü biz B4 sürdüğümüzde C4 piyonu korumasını bıraktık. Böylece vezir kanadındaki o 3'e 2'lik avantaj eriyip gitmiş olacak. Aynı zamanda filin de en azından bir iş yapması sağlanmış olacak. Piyonu tutabilir. C çarpı B3'ten, B4'ten sonra. Vezir de belki bu G8 A2 çaprazında şimdilik yaptığı bu baskıyı oyunun devamında da belki sürdürüp oradan beyazlara bir avantaj verebilir. Planlar çok fazla. Peki A4. A4'ü peki sürmüş mü B4'ü? Hayır, sürmemiş. At E7 ve at D5'e gelmek istiyor. Burada bir at çatalı talep ediyor adeta rakibinden. Fil alır E6. Tabii ki F alır E6. Ve vezir F1. C4 piyonun üzerinde gözünü tutmaya devam ediyor. Çünkü B4 geldikten sonra B3 gelebilir ve korunmuş bir geçer piyon elde edebilir. Alışveriş eğer gerçekleşirse C ve B'de B4 ve C4'te iki tane bağlı geçer piyon elde edebilir siyahlar. Ve B4 sürdüğünde vezir de A4'e basıyor olacak. O yüzden B4 sürüşünü elinden geldiğince zorlaştırmaya çalışıyor. Vezir F1'de tam bununla ilgili bir hamle. Ve bir de bunun yerine mesela vezir F2 gibi bir hamleyi deneyebilirdi. Ona da biz bir bakalım. Mesela vezir F2 at D5. Zaten maçta yine at D5 olacak da. Yani ne olur? Kale F3. F hattını ben tutayım dediğiniz zaman B4'ü direkt sürebilir. Bu biraz sıkıntı olmuş oldu. A4 istekte C3'te değişimler gerçekleşebilir. Biz değişsek zaten kötü yani direkt BC geçeri vermiş oluyoruz. O yüzden vezir F1'i tercih etmiş. Vezir F1 at D5. Ver kaleyi. Atımız mükemmel bir kareye geldi. Kale F3. Ve fil D3. Ne yaptık? Kalite geri değil ama taşlarımız çok daha iyi yerlere ulaştı. F hattının beyazlarda olması şu anda hiçbir şey onlara sağlamıyor. O yüzden burada da Reşevski iyi bir karar alıp kaliteyi geri veriyor. Böylece üzerindeki baskıyı rahatlatmış olacak. Ve bu değişim gerçekleştikten sonra B4 oynuyor artık. Çünkü siyahların da artık bir seçimi yok. Yani kalite geri verdikten sonra beyazlar taşlar artık oyunda değil. Taş oyunuyla artık avantaj elde etme şansı az. O yüzden uygun bir oyun sonuna geçmek istiyor ve bazı problemlerini çözmek istiyor. Rakibine de birazcık problemler çıkarmak istiyor. Mesela A4'ün boşta olması gibi. Ve merkezdeki piyonlar zaten hala siyahta. Biz atımızı D5'te tuttuğumuz sürece çok da bir sorun da bize yaratmayacaklar. Şimdi burada ama B4'de oynarken C4 oynanır sayı hesaplamanız lazım. Ya rakip C4 oynarsa buna biz bir bakalım. Şimdi
Şimdi C4 oynanırsa atımızı bastı. Hemen bir at B6 oynayabiliriz. Ve bunun devamında D5 ile eğer bir şeyler yapmak isterse oyuncu E alır D5. Şimdi C alır D5 yapamıyoruz. Çünkü hemen piyonu kaybederiz. Ama C5 var beyaz için. At alır A4. Biz de duble geçer yaptık burada. File basıyoruz. Fil D4. C5'i tuttu. Kale D8. Vezir F3. D5'i istiyoruz. Eğer at alır C5 yaparsan hemen D5'i alıp sana cevap vereceğim. Buna da vezir E6 var. Yine beyazların piyonları bloke olmuş oldu. Ve siyahlar biraz tehlikeli bir pozisyona geldiler. Yani beyaz için tehlike yaratacak pozisyonlara geldiler. Çünkü C5'teki piyonu düşürebilme şansları olabilir. B3, B2 oynayabilir bir anda. Piyon ilginç yerlere gelebilir. O yüzden beyazın dikkatli olması gereken pozisyonlar. Bir de daha böyle beyaz sakin oynasa, kale C1'li oynasa burada buna da at alır. A4 var. Zaten A4'ü hiçbir şekilde tutamıyor vezir de bastığı için. Fil A1'e bu sefer de vezir C6 kullanabilir. Yine siyahlar için bu iyi olan bir durum. Çünkü D5 sürüşünü hala yapamıyorum. Ve biraz sonra at B6'ya geri dönüp oradan piyonlarını harekete geçirebilir. Tabii ki merkezde beyazların çok büyük üstünlüğü var ama karşı oyun vermiş oldu. Yani iyi gözüken bir hamle C4 ama geçer piyon veriyor rakibe. O yüzden burada piyonlar değişilmiş. C alır B4. A alır B4. Şimdi niye atla alıp tempo yapmadı da A alır B4 oynadı? Bunu da konuşalım. Önemli kararlar burada geliyor. Eğer at B4 gelseydi vezir B3. Burada piyona basıyoruz. Ve şimdi D5 yapabilme şansımız hani yok tamam ama E6'ya basmaya devam ediyoruz. At D5'e hemen geri dönmesi gerekecek siyahların. Ama beyazlar da çok bir şey elde edememiş olacak. Siyahlar da tabii aynı şekilde. Bir de vezir B5'li bir varyant hani olabilir. Burada da vezirleri değişip siyah hani bir şeyler elde etmeye çalışsa şöyle at D3 ile çatal yaparak kale E2 ile file tuttuk. Piyonumuzu destekleriz eğer at alır B2 ise. Kale B8 piyonunu istediğinde kale D2 kale B5 at alırsam file alırım. Tamam bakalım. Ve şimdi D5 oynadığında beyazlar yine oyun eşit bir hal alacak. Çünkü zaten uzak geçer var. Beyazlar onunla uğraşırken siyah da E5'teki piyonu şahı ve kalesini rahat bir şekilde durdurabilir. Yani buradaki değişimden sonra beraberlikle sonuçlanacak bir oyun sonu olur. Yani ve siyahlar atla aldığı zaman B4'ü hiçbir avantaj sağlayamıyorlar. O yüzden A çarpı B4 en azından geçer piyon yaptım ve atım burada mükemmel yerde duruyor. Dursun. A5. Yani bu A5 olacağı için özellikle A çarpı B4'ün üzerinde çok durmuş. Çünkü kendi geçer piyonu elde ediyorsun. Rakibe de geçer piyon veriyorsun. Kale A8. Piyonu durdurması lazım. Kale A1. Geçer piyonun arkasına geldik. O da tabii ki yani en doğal hamle burada. Kale A1. Vezir C6. Piyonun A6'ya gelmesini engelledi. Fil C1. Şimdi fili daha etkili kullanmak istiyor. Artık o çaprazda durması hiçbir işine yaramadı. Peki nereye gidecek? D2'ye gidebilir. Hani en fazla şeyi tutabilir. Nedir onun adı? Piyona basabilir biraz. Maksimum yapabileceği. Burada bir de bu hamleyle rakibine de böyle ufak bir tuzağı var. Şimdi burada siyahlar şöyle yapabilirdi. Kale alır A5. Bir tuzak.
Kale alır A5'e. Vezir C1. Güzel gözüküyor siyahlar için ilk bakışta. Çünkü şah falan ortaya çıkabilir. Ya da vezir kötü pozisyonlara gidebilir. Vezir F1 işte. Vezir E3. Merkez piyonunu alacak. Şah H1. Diyelim ki H6. Şimdi merkez piyonunu alacağım diyorsun ama bu sefer rakip sana çok sert geliyor. Kale A8, şah H7. Şah güvenli değil ama. Vezir B1. G6 ile bunu da savuşturdun. Kale A7, sen şahını geri gittin. Şimdi o H3 oynadı. Ve seninle nasıl şimdi uğraşacak? Son sıram boşta. Bildiğin merdiven matı. Yani teknik bildiğin merdiven matı. Ve bu çok belirsiz bir pozisyon siyahlar için. Yani atın ve B4'teki piyonun kaleden, A7'deki kaleden daha güçlü olduğunu kanıtlaması lazım siyahların ama mümkün gözükmüyor. Çok karışık bir pozisyon. Yani kale çarpı A5 ile böyle yine bir kalite fedası yaparak ilerleyip olayı mümkün değil şu anda. Fil C1 yani böyle bir şey de aslında sunmuştu Petrosyan'a. Ama denemedi. Vezir C7. Piyona baskı. Fil D2. Aynı şekilde o da rakibin piyonuna basabilir. Ama önce kendi piyonunu bir şekilde tutması lazım. A6. Vezir B6. Fil D2. B3. Geçer piyon ilerliyor. Artık. Vezir C4. Atın çok fazla hareket etmesini istemiyor. H6. H3. Oyuncular artık berabere yapmak istiyorlar. Bu hamlelerden anlaşılıyor ki. B2. Kale B1. A6 piyonu evet. Boşta ama A6'yı aldığında o da B2'yi aslında kolayca alabilir. Şah H8. Ve fil E1. Evet, burada siyahlar tabii ki ufak bir avantaja sahip. Hemen B2 yani beyazların A6'sını aldıktan sonra kendi B2'sini hemen kaybetmiyor böyle. Bir hamlede kaybetmiyor ama sonuçta gidici o piyon. D4'ü de fil F2 ile gidip koruma şansı var. O yüzden çok fazla yani yapabileceği bir şey yok. Petrosyan da bu küçük avantajın üzerine daha fazla yorulmak istememiş. Zaten 41. hamle biliyorsunuz o zaman 40. hamlede bir nedir? Oyunlar ajurne oluyordu. Sonra işte zarfın içine hamle yazılıyor. Bu da işte o zarfın içine yazılan hamle file 1. File 1 gelince belki akşam bakmıştır Petrosyan file 1 varyantına ve bu varyantta çok bir şey elde edemeyeceğini görmüştür. Beşevski'nin file 1'ini gördükten sonra masada anlaşıp beraberliğe kalkmış olabilirler. Belki de hiç tahtaya gelmemiş bile olabilirler. Direkt beraberlik için akşam anlaşmış olabilirler ve bunu hakeme bildirmiş olabilirler. Evet, bu şekilde ikinci turdaki maçları, bakacağımız maçların sonuna gelmiş olduk. Yani önemli maçlara baktık. Geller Öve maçına baktık. Beşevski Petrosyan maçına baktık. Stahlberg'in sürpriz galibiyetine baktık. Artık 3. tur maçlarıyla devam edeceğiz. Zürih 1953 turnuvasına. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.